Abi genel olarak ekonomik durumlar nasıl senin? Nasıl gidiyor? Berbat. Nasıl berbat abi? Neyi var? Şöyle bir şey söyleyeyim. İşin gerçeği sonucu olursanız halk insanlar dışarıda ama niye dışarıda o da belli değil. Boş mu geziyorlar? Boş geziyorlar çünkü mağazalara giriyorlar, vitrinlere bakıyorlar, kıyafet bakıyorlar, alışveriş yapacaklar bayram üstü ama boş. Kimsenin de poşete çıkmıyor. Bakın buyurun. Yani gezen de şu anda elinde hiçbir şey almadan boş geziyoruz. Boş geziyor. Aynı zamanda da şurada bir gerçek. Kimse de bir şey yok ki. Ekonomi zaten iyice kötü. Sıkıntı. Vatandaşın cebinde 300 lirası, 500 lirası var ama 200 lirasını harcamaya kıyabiliyor. 300 lirasını da akşamından birkaç gün sonra, 3 gün sonrasını düşünüyor. Başka bir şey yok. Ya bu bayramdan önce acaba bir ödeme falan gelir mi? Devletimizden destek gelir mi? Bekliyor musun? Bütün vatandaşın, bütün halkın beklentisi bu aslında ama inşallah olur. İnşallah maşallah mı kaldı işimiz? Öyle görünüyor. Abi inşallah şimdi Allah'a dua etmek şey çalışan, değil midir? Çalışan illaki karşılığını vergiyi alıyor. Allah'a mı verdik abi? Niye inşallah'tan maşallah'tan bekliyoruz? Ya Allah'a vermek Allah'a verdik. Allah yukarıda görevini yapıyor ayrı bir şey. Biz kolaydan görevimizi yapalım. Biz vergiyi devlete verdik. Onun vermesinden bekliyoruz. Ya tamam da şimdi bugün bakalım. Bugün ona soruyoruz. O başka konuşuyor. Bunu soruyoruz. Bu başka konuşuyor. Ama baktığınız zaman hiç kimseden doğru dürüst bir şey yok. Vatandaşı böyle yapacağız diye kandırıyorlar. Böyle kalkındıracağız diye kandırıyorlar. Ama aldıkları verdikleri kendilerince. Emek diye diyorlar ki şu kadar 8.45 zam yapacağız. Ondan sonra o demiş gibi biz size bayram üstü 1100 lira para vereceğiz diyorlar. Ama verdikleri tekrar geri kendilerine gidiyor. Vatandaş harcamadan kendilerine gidiyor. Niye çünkü şunu da söyleyeyim. Daha henüz vatandaşın cebine girmeden vatandaşın cebinden çıkıyor bu para. Peki abi şu an gençler mesela ümitsiz. Gençler yurt dışına kaçmanın peşinde. Gel kardeşim. Bak bir genç kardeşim. Yurt dışına gitmeyi planlıyor musun? Abi arkadaşımızı gönderiyoruz abi Amerika'ya. Green Card çıktı mesela. Çok şanslı. Sana bir örnek. Keşke gençler bana çıksa. Yurt dışına kaçıp gitmenin peşinde. Sence bunun neden yani sebebi nedir abi? Ya sadece gençler dedi ki bugün baktığınız zaman bütün insanlar kaçmanın ve gitmenin peşinde. Ama dışarının insanı burada huzurlu. Vatandaş dışarının vatandaşı geldiği zaman herhangi bir ülkenin vatandaşı geldiği zaman burada para harcıyor. Ama bizim vatandaşımız burada para harcayamıyor. Bak şu kardeşim yaşıtları, akranları yurt dışında yaşın altında kaç? Arabayla geziyor abi. Kaç? 19. 19. Senin yaşın 19. Benim senin yaşından 3 yaş daha genç, 16 yaşında oğlum var. Evet maşallah abi. Onun da beklentisi yok. Abi şimdi şöyle en büyük sebebini sana söyleyeyim abi. Ekonomi. Ekonomi bir, ikinci abi. Sıra sistem. Eğitim sistemi. Eğitim sistemi berbat. Yani sana şöyle söyleyeyim. Mühendisi, doktoru, hukuk okumuş insanı, tıp okumuş insanı hepsi. 5 para etmez abi. 5 para etmez. Kazanamıyorlar. Kazansalar bile net söylüyorum. Yaptıkları işte 5 para etmez. Çünkü adam eğitim alamamış adam akıllı. Yaptığı iş 4 dörtlük olamaz. Sallamasyon bir eğitim veriyorlar. Ben yarın öbür gün buraya gelsem yol yapsam mühendis olsam. Yemin ederim 10 yıla çöker ya. Adamların yaptığı yollar, yaptıkları binalar yıllarca devam ediyor. Yıllarca devam ediyor abi. Yıllarca devam ediyor ya. Bizimkiler 10 yılla, 5 yılla bir yıkılıyor, çöküyor, tekrar para gidiyor. Ekonominin, devletin bütün parası oralara gidiyor. Videoyu beğendiysen lütfen abone ol. Sen yoksan bir eksiyiz. Yol yaptık. Okulun bitirse bile. Sence iş bulabilecek mi? Yok abi ne işi? İşsizlik oranı kaç ya? İşsizlik oranı dünya istediklerine bakalım abi. Arkadaşın nereye gidiyor? Green Card'ı çıktı dünyanın en şanslı insanı. Gidiyor hayatını kurtaracak, hayatını kuracak. İmreniyor musun? İmrenmek ne demek abi? Allah her gün dua ediyorum kaçmak için. Kaçmak için her gün dua ediyorum. Neden bu kadar ümitsizsin peki? Abi, gelecek görmüyor musun büyük? Gelecek. Yok abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? En büyük şikayetçiliğim nerede başladı biliyor musun? Babamdan ötürü başladı. Sebebini söyleyeyim. Babam müteahhit abi benim. Çok stresli. Neden? Belediyedeki işlerden dolayı. Her şeyin zamlanmasından dolayı çok stresli. İlk defa bela okumaya başladım hükümete o gün. İlk defa o gün başladım çünkü babamı bu kadar strese sokmuşlarsa bunlar. Bu kadar strese sokmuşlarsa ben anlıyorum ki babam müteahhitlik şudur abi. Belediyede çok iş olur. İşler o kadar yavaş ilerliyor ki. O kadar vurdum duymazlar ki çalışanlar da dahil. Memuru yargılamıyorum. Sistemden bahsediyorum. Her şey zamlı zaten. Kâr edemiyor. Bozuk bir sistem var. Eğitim. Aslına bakarsan bugün baktığınız zaman bütün veznelerdeki örneğin belediyede olsun, şurada olsun, burada olsun, devlet arayın olsun. Hepsi bugün keyfi kederine iş yapıyor. Aynen öyle. Ben bugün gittiğim zaman örneğin herhangi bir vergi dairesine, herhangi bir daireye gittiğim zaman işimi yapacağım diye ben zamanımı kazanmak istiyorum. Ama vatandaş
karşındaki vezirdeki vatandaş benim zamanımı alıyor. Ben ödeme yapacağım ama sanki o ödeme yapmış gibi benim önüme geçiyor. Aynen öyle. Beni sıkıntıya sokuyor. Aynen öyle. Korku bir sıkıntının içerisindeyiz. Bunun adına ne diyelim? Kendi ülkemize korkarak, yaşayarak, aynı zamanda ekonomimizin de sıkıntıya sokaraktan yürüdüğümüz bir hal alıyor. Ve bugün 2020 seçimlerini baz alıyorlar. Bakıyoruz, 18 yaşına gelecek olan gençleri dışarıdan hareket ediyorlar. 18 yaşına gelecek olacak gençleri cahil sanıyorlar ama aslında akıllı gençler geliyor geriden. Aynen öyle. Kime oy vereceğini, kime ne yapacağını çok iyi biliyorlar. Her şeyi bilincinde abi, elinde telefonla doğuyor gençler şu an. O bir gerçek artık. Bundan sonra o bir gerçek abi. Şimdi tek tuşla gerçek bilgiye ulaşabiliyorlar. Şimdi telefonla da şey yapıyorlar. Çok karışıyor böyle yaşı büyük insanlar, yaşına hürmeten abi sana demiyorum da yaşına büyük insanlar çok karışıyor mesela telefonlar. İşte cebinde 3000 liralık telefon var, 5000. Bu zorunlu bir ihtiyaç. Gerçekten zorunlu bir ihtiyaç. Bu telefon olmazsa bir şeye ulaşamazsın, bir bilgiye ulaşamazsın. Ulaşamazsın abi bilgiye ya. Yani istiyorlar ki bunu kullanalım. Ama tuşlu telefon kullanmamızı istiyorlar. O sistemi kuran kendileri. Kendileri. Ve aynı zamanda kendileri. Bu sistemi de bizden sıkıntılarla sokan yine kendileri. Ya bir şey sorgularken de direkt nankör olmuş oluyoruz. Vurdum duymaz oluyoruz. Bu durumu değiştirebilecek bir isim var mı dostum senin? Abi bu durumu değiştirebilecek tek şey ne biliyor musun? İsim, lider. En kısa zamanda kim olursa olsun. Ekrem İmamoğlu'ya ben oy vermedim, veremedim yaşından itibaren. Ama yine verirdim, verebilecek olsam. Şu anda memnun muyum? Değişmesinden dolayı memnunum. İyi mi? Belki daha iyisi olabilirdi. Ekrem İmamoğlu'yu vermeyeceğim. Öbür seçimde vermeyeceğim. Yenilikleri, abi Amerika'da her dönem seçimde değişiyorlar. Adam iyi bir şey olsa, eksiksiz olsa, dört dörtlük olsa bile değişiyor. Sebebi de şu. Adamlar yeniliklere açık. Bir şeye bağlı kalmıyorlar. Körü körüne radikal bir şekilde karar vermiyorlar. Diyor ki bu iyiyse belki daha iyisi vardır. Deneyelim, görelim. Adamlar bunu bu yüzden bu kadar gelişmiş bir ülke Amerika. 19 yıllık rezalet artık bitsin. Ya 20 yıllık rezalet artık bitsin. 19 isim belirtmedi ama senin aklında bir isim var mı ülkeyi bir adım ileriye taşıyabileceğine inandın? Ya aslına bakarsanız ülkeyi bir yere taşıyabilecek bir tane değil, belki de 1000 tane isim var. Evet. Ama bugün baktığımız zaman herhangi birisi çıkıp da ben adayım demiyor. Adayım demeyen vatandaşa, yani daha doğrusu lidere hangi birini? Kılıçdaroğlu'nu mu söyleyelim, Akşener'i mi söyleyelim, İnce'yi mi söyleyelim? Ondan sonra dönelim Mansur Yavaş'ı mı söyleyelim? Ama şimdi bakıyoruz İmamoğlu'nu olsun, ondan sonra Yavaş'ı olsun öne koymuyorlar ki. Hala parti liderleri hareket ediyorlar. Bugün mesela bakıyoruz, Cumhurbaşkanı diyor ki tamam oldu, Kılıçdaroğlu mu aday? Sorun yok. Rahat. Nabız geçer. Nabız yoklamaydı o sanırım. Tabii. O nabız yoklama ama vatandaşın nabzını yoklamaya gerek yok. Siyasetçiler kendi nabızlarını yoklasın ama vatandaşın nabzını yoklama hakkı yok. Çünkü vatandaş bugün burada ne yapıyor? Kendi geçim derdine düşüyor. Soruyorum ya. Burada kaç yüz tane insan var? Acaba hangi ihtiyaçla buradalar? Bir sürü esnaf var. Ne kadar gününü kurtardı mı? Vatandaş ihtiyacını giderebildi mi? Bunu konuşalım. Mümkün değil. Şu an sadece hava almak, bir hava değişimi yapmak için buradalar. Hafta sonu bahanesiyle kaçamak. Tabii. Başka kesinlikle Sen mesela seninle burada denk geldik. Sen ne için buradaydın mesela? Ben arkadaşlar sadece kahve içmeye geldim. Kahve 20 lira verdik. Param bitti. Birazdan da dönüş paramla beraber eve gideceğim. Cüzdanı da çıkartabilirim. Yani ben 20 yaşında biriyim. Ben 20 yaşında bir daha da geliyor diyor ki elinde suyum var. Geçen bir röportaj yazdım. Adam ciddi diyor ki elinde suyum var ya. Objektif medya. Ya bu zorunlu ya. Bu mu içmez öleyim yani. 80 milyon ne yapsın? Doğru ne yapsın yani? Su ya, su. Bildiğimiz su ya. Allah'ın suyu ya. Arkadaşın gidiyormuş ama ben senden İnşallah herkese nasip olur kalıp abi. Ülkeyi değiştirmeni bekliyorum. Şöyle hemen söyleyeyim abi. Değişmez. Değiştiremeyiz. Neden hemen onu izah edeceğim abi sana. Tabii değişir ama bir olursak abi, bir olursak, bir kişiyle iki kişiyle olmaz. Şöyle bir diyalog var ya abi, bir şeyler konuşurken tek soru bu. Diyor ki, ya bu ülkeyi sen mi değişeceksin? Sen değişmeyeceksin, ben de kim değişecek? Biz değişeceğiz. O zaman niye bunu söylüyorsunuz arkadaşım? Sen mi geliştireceksin, sen mi değiştireceksin? Ben değişeceğim, aynen öyle. 50 yaşındaki adam değiştirmeyecek, ben değişeceğim. Bu kadar basit. Her nesil silsileyle yerden geliyor ama her genç nesile inanıyoruz, güveniyoruz ama inanın ki artık onların da güveni kalmadı. Ama yine de ümidimiz gençlikte. Var ama şu şekilde tabii ki var. Ama bu düzen böyle devam ederse çok çarpık bir ilişki içerisine girer. Yo, yavaş yavaş geliyoruz zaten, gidiyoruz. Geriye doğru gidiyoruz. Geri gidiyor. Biraz daha hızlanacağız ileride. Onu da söyleyeyim yani. Çok buradan toparlanmaz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim abi. Çok teşekkür ederim.